Herkese Fransa'nın güneyinden tekrar merhabalar. Size bir önceki videomuzda Marsilya'yı göstermiştik. Çok güzel bir dağ yürüyüşü yapmıştık ve ardından çok güzel bir denizde yüzmüştük. Şimdi size Fransa'nın güneyinde bulunan başka güzel bir şehri Nice'i ve civarını gezdirmeye geldik. Nice civarında 3 gün konaklayacağız ama konaklamalara baktığımızda Nice'in merkezinde içimize sinen temiz, güzel yerler 900 Euro'dan başlıyordu. Biz de civar lokasyonları araştırmaya başladık ve Nice 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cagnes-sur-Mer isimli şehirde konaklamaya karar verdik. Çok güzel bir ev bulduk. 535 euro ödüyoruz 3 gün için buraya. Denize sadece 100 metre uzaklıktayız. Ev hemen sol tarafımda bulunuyor. Ev çok temiz, çok iyi döşenmiş. 535 euro böyle lokasyon, böyle temiz ev için bu civarlarda normal bir fiyat. Burayı ana lokasyonumuz olarak kullanacağız ve buradan birkaç yere seyahat edeceğiz. Bugün sizin Nice'e yakın surlarla çevrili çok fotojenik bir şehre Saint-Paul-de-Vence götürüyoruz. Gelin Nice ve çevresi gezimize Saint-Paul-de-Vence'den başlayalım. Saint-Paul-de-Vence gibi yerleşim yerlerinin yüksekte ve dik yerlerde kurulmasının temel sebebi eskiden bu tarz yerlerin daha güvenli olarak düşünülmesi. Bu şehrin çok eski tarihiyle alakalı çok ilginç bilgiler yok. Ama 14. yüzyılda dönemin kralı burayı bu bölgenin ana şehirlerinden biri yapıyor. Ve 14. yüzyılın ikinci yarısında da bazı surlar yavaş yavaş inşa edilmeye başlanıyor şehrin etrafına. 15. yüzyılda İspanyollar burayı birkaç kere kuşatmaya çalışıyor. Bunun da o dönem bu şehrin stratejik olarak ne kadar önemli bir yerde olduğunun kanıtı olduğu söyleniyor. O kuşatmalardan sonra Fransızlar buranın surlarını güçlendiriyor ve günümüzdeki görüntüsüne kavuşturuyor. Bu şehre girdiğinizde hemen şehrin girişinde sağ tarafta turist bilgi merkezi var. Oraya girmenizi öneririm. Çünkü size güzel bir harita veriyorlar. Ve bizim şansımıza içerideki adam çok kibar biriydi. Bize çok detaylı o harita üzerinde böyle oklarla çizerek nereye gidelim, hangi rotayla buraya gezelim anlattı. Eğer oraya giderseniz o da sizi yönlendirecektir muhtemelen ama Saint-Paul-de-Vence'deki ana cadde olan Rue Grande'ı takip ederseniz şehre girdiğinizde en sonuna ulaştığınızda bu bulunduğumuz noktaya geliyorsunuz. Burası bir nevi surat. Aslında buranın üstüne çıktığınızda arkanızda deniz manzarası var, hemen sağınızda da güzel dağ manzaraları ve o dağlarda bulunan evler var. ...1900'lü yılların başında Saint-Paul-de-Vence ünlü isimler arasında bayağı bir popüler olmuş. O dönemin birçok ünlü ismi bu şehre gelmiş, ziyaret etmiş ya da burada uzun yıllar yaşamış bile. Burada yaşayan ünlü isimlerden biri de Marc Chagall ve hemen surların altında bulunan mezarlıkta mezarı bulunuyor. Biz kendisini buraya gelmeden önce tanımıyorduk ama kendisinin Rus-Fransız bir ressam olduğunu buraya geldiğimizde öğrendik. Ekranda da şimdi genel kültür olsun diye birkaç eserini bırakıyoruz. Arkamdaki evde de 1940'lı yıllarda başka bir şair yaşamış. Turist ofisindeki adam bize bu sokağa mutlaka girin demişti. Gerçekten taş evlerin arasında yemyeşil bir yer burası. Sokağı görür görmez ikimiz de çok etkilendik.
Şimdi arkamda gördüğünüz dükkan normalde bir krepçi ve salatacı aslında. Ama bugüne özel menülerinde lazanya da varmış. Biz de orada lazanya yedik. Aynı zamanda güzel bir manzarası var buranın. Lazanyalara 15'er euro verdik. Bu şehri surlardan dolaşmak da mümkün. Eğer bu şehri surlardan gezerseniz hem şehrin dış kısmını seyredebilirsiniz, şehrin bulunduğu yeri izleyebilirsiniz, hem de şehrin büyüklüğünü daha iyi anlarsınız. Sıcakta geziyorsanız bu çeşmeler gerçekten çok değerli oluyor. Bunlardan su içilebiliyor. St. Paul Döbense gelirseniz otoparkla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Navigasyona burayı yazdığınızda vardığınız yerde hemen Indigo diye bir otopark var ve neredeyse saati 5 euro. Ama civarlarda başka otoparklar da var. Şu an biz o Indigo'nun biraz daha aşağısındayız aslında. Hemen mesela sol altım otopark ya da şu an Burçan beni çektiği yerin arkası da otopark. Oralarda otopark ücretleri yarı yarıya kadar düşüyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Çok otopark ücreti ödemek istemezseniz buraya gelmeden nereye park edeceğinizi araştırabilirsiniz. Bizim park ettiğimiz yer tabii ki daha yakın köye. O yüzden daha pahalı. Ama size bahsettiğim daha ucuz olan yerlerde bizim park ettiğimiz yere yürüyerek maksimum 4 dakika 5 dakika mesafede. St. Paul Dövens'te yaklaşık 3,5-4 saat harcadık. Şimdi kaldığımız yere Cagnes-sur-Mer'e dönüyoruz. Eğer kendimizi çok yorgun hissetmezsek bugün orada denize girmeyi düşünüyoruz. Yarın da Nice'e gideceğiz. Cagnes-sur-Mer'de görüşmek üzere. Cagnes-sur-Mer'de plaja geldik. Burada plajlar genelde bu şekilde taşlık ve denizde açık deniz, biraz dalga var. Girmedik denize, girmeyeceğiz de muhtemelen. Zaten güneşin batmasını bekleyip gelmiştik. Sadece biraz işte raketlerle top vesaire oynadık. Denizi yarın Nice ve önümüzdeki günlerde başka plajlara saklıyoruz, daha güzel yerlere saklıyoruz. Bu arada tam Cagnes-sur-Mer ile Nice arasında Nice Havaalanı bulunuyor. Buradan 5 dakikada bir uçak geçiyor, onları da görüyoruz. Eğer bir gün Nice uçakla gelirseniz bilin ki tam inmek üzereyken solunuzdaki sahiller Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer'de dışarıya çıktık ve bir restoranda deniz ürünleri yedik. Yediğimiz menüye kişi başı 37 euro para verdik. Ama gerçekten dolu bir menüydü ve karnımız şu an tıka basa dolu. Başlangıç vardı, ana yemek vardı, sonrasında bir peynir tabağı vardı, sonrasında da tatlı vardı. 37'şer euro bu menüye verdikten sonra bir kırmızı bir de beyaz şarap içtik. Onlara da toplamda 14 euro verdik. Şimdi evimize dönüyoruz. Size bir önceki videoda Marsilya'yı M.Ö. 600'lü yıllarda Foçalı Yunanlılar kurdu demiştik. O Marsilya'ya yerleşen Yunanlar M.Ö. 350'li yıllarda da Nice şehrini kuruyorlar. O dönemde kazandıkları bir zaferin anısına antik Yunan tanrıçası Nike'nin ya da günümüzde bildiğimiz Nike'ın adını veriyorlar bu şehre. Nice, Güney Fransa'daki Marsilya'dan sonra en büyük ikinci şehir. 350 bin civarında insan yaşıyor bu şehirde. Biz de bugün size bu güzel şehri göstermeye geldik. Şimdi Colline du Château diye bir yere çıkıyoruz. Burası çok güzel bir manzara noktası. Nice'i yukarıdan çok iyi bir manzarayla görüyor. Buraya hem merdivenle hem de asansörle çıkmak mümkün. Ama merdivenle çıkmanızı öneririm. Çünkü çok güzel bir manzarada yükselerek çıkıyorsunuz yukarı doğru. Eğer yürümeyi çok sevmiyorsanız, efor sarf etmeyi çok sevmiyorsanız çıkarken asansörü kullanın. Çünkü asansör de bedava. İnerken merdivenlerden inebilirsiniz. Ama bir kere çıkıp bu manzarayı gördükten sonra inerken artık manzara o kadar etkileyici olmuyor. O yüzden yapabiliyorsanız yürüyerek merdivenden çıkın buraya. Burası aynı zamanda park gibi, gölgeli alanlar var. Oturmak isterseniz bir tesis de var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz.
buradan Nis'in plajlarını, eski şehrini, yeni şehrini çok güzel birkaç manzara noktasından izleyebiliyorsunuz. Bu tepenin diğer tarafında da Nis'in ana limanı Port Limpia bulunuyor. Eğer birkaç süper yat görmek isterseniz ya da o liman atmosferini yaşayıp o limanın çevresinde bir şeyler yiyip içmek isterseniz Port Limpia'ya da gidebilirsiniz. Biz bu gezimizde size Nis'te görülmesi gereken yerleri anlatacağız ve bunların hepsi Nis eski şehrinde bulunuyor. O yüzden şimdi bu tepeden Nis eski şehre gidiyoruz. Nis eski şehirdeyiz şu an. Burada Sokka diye bir şey varmış. Nis'te ünlüymüş sadece. Onu yemek istedik. Aynı Marsilya'da yediğimiz gibi nohuttan yapılan krep tarzı bir şey bu. Böyle bayağı tuzlu. Tadı fena değil. Sadece buraya gelmişken tatmak istedik. 3 euroydu. Bu kadar çok vereceğini de tahmin etmediğimden 2 tane aldık. İçi yumuşak, dışı çıtırımsı ama aynı zamanda o krep kıvamında içinden dolayı bir şey bu. Fena değil, deneyebilirsiniz. Öyle ufak geçiştirmelik, atıştırmalık olarak. Bir de içinde ıspanak olan bir böyle börek tarzı, kek gibi bir şey söyledik. Bir de bunu görmemiştim ama sanırım içinde pirinç de var bunun. Vallahi nötrüm, kötü değil. Hiç böyle karışık yememiştim daha önce. Buna da 4 euro verdik. Toplamda bu üçü 10 euro. Nis tarih boyunca İtalya, Fransa ve o zaman var olan başka hanedanlar arasında sürekli el değiştirmiş. Ama Nis'in tarihinde bizim için ilginç başka bir olay var. Nis kuşatması diye geçiyor. Dönemin Fransa kralı Osmanlı'dan buradaki bazı problemleri çözmek için yardım istiyor. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa önderliğindeki Osmanlı donanmasını Nis'e gönderiyor. 110 kadırgayla yola çıkan Osmanlı donanması 50 Fransız kadırgasıyla da birleşip Nis'i kuşatıyor. Şehri ele geçiriyor. Fakat kale biraz zorluyor. Kaleyi hemen alamıyorlar. Deniyorlar kaleyi daha sonradan da almayı. Kaleyi almaya çalışırken Osmanlı-Fransız ittifakı bir kadın devreye giriyor. Katerin Segurana ismi. Bu kadını Türk kaynaklarda okuduğunuzda başka bir hikaye anlatılıyor. Fransız kaynaklarda okuduğunuzda ise başka bir hikaye anlatılıyor. Ben Fransız kaynaklarında anlatılanı ilk başta size anlatayım. Fransız kaynaklarında denilene göre tam kale ele geçirilecekken elinde bayrağı tutan Yeniçeri'yi Katerina elindeki sopasıyla kafasına vurup yere düşürüyor ve bayrağı da alıp kaleden aşağı atıyor. Böylece kalenin ele geçirilmesini engellemiş oluyor. Bu olaydan ötürü de kendisi kahraman ilan ediliyor ve Nis şehrinde her sene kendisini anmak için etkinlikler bile düzenleniyormuş hala günümüzde. Bu arada o dönemde Nis'i Savoy Düklüğü yönetiyor. Bizim Türkçe kaynaklarda anlatılan çok daha komik başka bir hikaye var. Gerçekten hangisi doğru bilmiyorum ama her şey yaşanmış olabilir. Osmanlı askerleri kaleyi kuşatırken bu kadının Savoy askerlerine cesaret verdiğini, kalenin surlarına çıkıp Osmanlı askerlerine karşı poposunu açtığı anlatılıyor. Ve bunu gören Osmanlı askerlerinin şaşırdığı, dikkatinin kaybolduğu, bir anda kaleden çıkan askerlerle karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldıklarını yazıyor. Şu an dinledikleriniz size saçma geliyor olabilir ama gerçekten birçok kaynakta okuduğum için anlatıyorum size bunu. Bazı bilinen tarihçiler, bazı gazete köşe yazılarında bundan bahsetmişler bile mesela. Hangi hikayeye inanacağınızı size bırakıyorum ama bu kadının Nis için orada bir şeyler yaptığı kesin. Hemen arkamda bulunan levhada da aslında Katerina Segurana anılıyor. Ve orada gördüğünüz top Nis'in işgali sırasında bu şehre fırlatılan toplardan. İtalya'ya biraz aşinaysanız Nis'in ne kadar İtalya'ya benzediğini anlayacaksınız burayı gezerken. Zaten İtalya sınırına da çok yakın bir şehir burası. Biz Fransızca bilmiyoruz. Fransa'da yaşayan birçok insan da İngilizce bilmiyor maalesef. Ama buna rağmen o bildiğimiz basit İngilizce kalıplarla, kelimelerle bir şekilde anlaşabiliyoruz. Ve her seyahatimizde de dil bilerek gezmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyoruz. Siz de bize ara ara soruyorsunuz. Yurt dışına çıkmak istiyoruz fakat hiç İngilizce bilmiyoruz, zorlanır mıyız diye. Tabii ki zorlanırsınız ama bir şekilde idare edebilirsiniz. Fakat daha iyi gezmek istiyorsanız, daha iyi ilişkiler kurarak o gezdiğiniz ülkedeki insanlarla seyahat etmek istiyorsanız dil bilmenizde her zaman fayda var. Bu nedenle biz de şimdi size Lingoda'dan bahsetmek istiyoruz. Lingoda bizlere şu anda 5 farklı dili evimizden öğrenme imkanı sunan bir dil öğrenme veya geliştirme platformu. Kendi seviyenize, öğrenmek istediğiniz hıza ve konulara göre istediğiniz öğretmeni ve saati kendiniz seçerek derslere katılabiliyorsunuz. Lingoda'da isterseniz bir grupla birlikte, isterseniz de özel olarak dersler alabildiğiniz gibi derslere katılmadan önce o derste anlatılacak olan konuları içeren notları inceleyebilmek ve o derste geçecek kelimelere çalışabilmek dersin verimli geçmesine katkı sağlıyor. Benim dil öğrenirken
en verimli bulduğum şeylerden bir tanesi yeni öğrendiğiniz bir kelimeyi cümle içinde kullanarak not almak. Lingoda'da da ders öncesinde çalıştığınız kelimelerin altında o kelimelerin cümle içinde kullanılmış hali var. Let's walk together. Facciamo la strada insieme. Ben de öğrenci değişimi döneminde öğrendiğim ama sonradan bir hayli unuttuğum İtalyancayı tekrar hatırlamak için Lingoda'yı denedim ve memnun kaldım. Perché dico prendo il treno, non posso guidare il treno? Come si chiama chi guida il treno in italiano? Macchinista? Grazie, ok, sì, il macchinista, sì, okay. Il macchinista è... Perfetto, perfetto. Si chiama macchinista in turco. Non possiamo guidare il treno perché non siamo la macchinista o il macchinista. Siz de eğer dil öğrenmek istiyorsanız ilk 7 gün hiçbir ücret ödemeden farklı derslere girip Lingoda'yı deneyebilirsiniz. Lingoda'ya eğer videonun açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olup Eren indirim kodunu girerseniz de ayrıca 600 TL indirime sahip olacaksınız. Şimdiden başarılar. Nis'in güzel sokaklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Rossetti Meydanı'ndayız. Bu meydan da diğer her sokak gibi çok tatlı ve çok güzel. Bu meydanın sadece şöyle bir özelliği var. Önümde Nis'in en büyük katedrallerinden bir tanesini görebilirsiniz. Öğleden sonra özellikle saat 4'ten 5'ten sonra burası yavaş yavaş gölge olmaya başlıyor. Dolayısıyla dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için güzel alternatiflerden bir tanesi olabilir. Arkamda gördüğünüz dondurmacı da Nis'in ünlü dondurmacılarından bir tanesi. Biraz önce biz de denedik ve gayet beğendik. Size de tavsiye ederiz eğer gelirseniz. Nis'in eski şehrinin hemen dışına çıktığınızda Nis şehrinin ana meydanı Massena Meydanı'na varıyorsunuz. Burada etkinlikler, konserler vesaire düzenleniyormuş. Eğer kısıtlı geliyorsanız bu meydana özel bir etkinlik yoksa gelmenize bizce gerek yok. Burası büyük açık bir alan sadece ama şehrin ana meydanı olduğu için size buradan bahsetmek istedik. Bu meydanın hemen yanında ayrıca başkaca büyük bir meydan daha var. Buraya belediye küçük küçük fiskeler yerleştirmiş çocuklar için çok güzel bir oyun alanı oluşmuş. Çocuklar burada çıldırıyorlar, görmeniz lazım. Nis gezmek için kesinlikle kolay bir şehir. Çünkü gezilecek çoğu yer eski şehir kısmında bulunuyor. Ve eski şehri gezmek de gerçekten ufak olmasından ötürü bayağı kolay. Biz şimdi eski şehrin keyfini biraz çıkarttık. Şimdi de Nis'ten ayrılmadan önce Nis'te geri kalan zamanımızı denizde geçirmek istiyoruz. Buranın çok büyük bir kordonu var. Şu anda da o kordonda yürüyoruz. Eğer hava güzel değilse denize giremiyorsanız bu kordonda yürüyerek denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Hava gerçekten çok sıcaksa aynı bugün olduğu gibi siz de yanınızda kıyafet getirerek Nis'in şehir merkezinde denize girebilirsiniz. Çünkü su gerçekten çok temiz gözüküyor. Şimdi sahile geldik. Hemen buraya çok yakın bir pastaneden sandviçimizi aldık. Tavuklu 6,5 euro. Decathlon'dan da bu güneşliği almıştık. Gerçekten beklediğimizden çok daha büyük çıktı ve çok işimize yarıyor şu an. Çünkü bakın güneşimi tamamen engelliyor. Şimdi karnımızı doyuracağız, sonra denizin tadını çıkaracağız. Şimdi size plajdan yukarıdan buraya baktığımız noktayı göstereyim. Bu tepelerden bakmıştık. Yeah.
Deniz gerçekten çok güzeldi. Çok beğendik. Biz uzun zamandır soğuk suya alışmışız. Buradaki suyun sıcak olması gerçekten iyi hissettirdi. Bayağı bir kaldık denizde. Deniz dibi görebileceğiniz gibi berrak bir deniz değil ama tertemiz bir deniz. Suyun rengi biraz farklı. Gerçekten çok keyif aldık. Nice gelirseniz kesin burada denize girin. Gerçekten öneriyoruz bunu şiddetle. Şehrin direkt merkezinde plaj olması inanılmaz güzel bir şey. Çok iyi bir avantaj. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Güney Fransa videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.